Harika bir müzik programındayız. Oldukça heyecanlıyım. Yıllar sonra Gülsün Onay'la tekrar karşılaşmam benim için büyük bir mutluluk ve onur. Türkiye'nin güzel müzik insanlarıyla bir arada olmanın da mutluluğundayım ayrıca. Salı resitalleri kapsamında bugün güzel bir konser olacak ama zannediyorum sürprizlerle dolu bu. Artık ben şöyle bir tutayım mikrofonu. Kimden başlayayım Gülsün Hanım? Bugünün sürprizlerle dolu programını Evet. birazcık. Bu çok çok keyifli olacak. Program çok renkli ve tam böyle yılbaşı döneminde sanırım müziğin de insanlara verdiği o güzellikleri paylaşacağız Değil mi? Duygular. dinleyicilerle. Evet, çok çok mutluyum. Çok kıymetli meslektaşlarımla beraber Evet. olmaktan da çok mutluyum. Müzik paylaştıkça daha da güzelleşiyor. Güzelleşir kesinlikle Serhan Bey. Aman efendim, Güzel meslektaşım anlatım dediniz. yapacak mıyız? Beni çok onore ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hepiniz hak Neden? ediyorsunuz aslında övgüyü Neden arkadaşlar. öyle dedi acaba? Belki Hepiniz, hepiniz. sürprizlerden biri de o. Bakalım. Aa, bakalım Bakalım artık. göreceğiz. Göreceğiz. Bugün neler olacak göreceğiz. Detaylarına girmiyoruz. Detaylarına girmiyoruz. Girmiyoruz. Evet. Evet, çok güzel renkli bir konser programı hazırladık. İspanya'ya gideceğiz, İtalya'ya Aman gideceğiz, Tanrım. Portekiz'e Biraz gideceğiz. Türkiye'yi gezeceğiz. Evet, evet, evet. Karışık karışık Azerbaycan. gidiyorum. Aman ya Rabbi, çok Evet. heyecanlandım oldukça. Heyecanla bekliyorum konserin başlamasını. Teşekkürler. İnşallah tekrar olur bu güzel grubun diyeyim, temennide Ben olmasını bulunayım. istiyorum. Evet, ben de isterim tekrar. Çünkü tadı damağımızda kalacak Bizim biliyorum için ki. tabii. Tabii. Büyük bir onur Teşekkürler. Gülsin Hanım'la konser yapmak. Evet. Muazzam bir deneyimdi. Gerçekten. Sağ olun. Çok Sizi teşekkür görmek ederim. çok güzel. Harika. Sağ olun. Evet, müzik paylaştıkça güzel diyelim. Kıymetliler ve şimdiden herkese mutlu bir 2023 dileriz. Evet. Aynı dilekleri biz de paylaşıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz Nefes Sağ Hanım. olun. Salı resitallerinin beşincisinde çok sürprizli bir geceye hazır mıyız? Gülsin Onay'ı dinleyeceğiz solo olarak. Gülsin Hanım çıkacak ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın bilmem kendisinden daha önce dinleme fırsatı buldunuz mu? Bizi de çok ilgilendiren Türk Marşı diye bilinen evet, piyano sonatını seslendirecek. Yetiştirdiği en büyük besteci diye bilinen Heitor Villa-Lobos'u Burcu Hancı'nın sesinden dinleyeceğiz. Konserlerinde konuşmayı sevmediği için ben mikrofon uzatmıyorum. Hani hep kendim konuşmayı sevdiğim için değil, yanlış anlamayın. Evet, ama siz o kadar güzel konuşuyorsunuz ki ben dinlemekten çok hoşlanıyorum doğrusu. Bu övgüyü almak için uzatmadım. Sağ olun, var olun. O zaman sizi nasıl arzu ederseniz. Haydn'ı bir klasik dönem bestecisi olarak biliyoruz. Biraz önce Gülsin Hanım'dan dinlediğimiz Wolfgang Amadeus Mozart'ın Alla Turca piyano sonatı gibi pek çok eser vermiştir. Joseph Haydn klasik dönemin papası, babası oldu.
akşamki resitalin tarihi olarak nitelendirdiğimiz anlarından birini daha yaşamaya. Birazdan Burcu Hancı'yı tekrar sahneye alacağız. Gülsin Onay'la birlikte. Ve Puccini'nin Gianni Schicchi adlı geç dönem eserlerinden birinden alınma bir arya. İkinci olarak efendim yine çok sevilen bir eser. Bu bir şarkı, bir İtalyan şarkısı. Vincenzo Di Chiara adı. Başında geliyor hepinizin bildiği üzere. Polonya'dan Chopin ödüllüdür sanatçımız.